Grubu e, iyi bitirdik. Önemli bir Hırvatistan galibiyeti var. Bunlar umut veriyor. Fakat iki yıl öncesinin kötü hatıralarını da çok akıldan çıkarmamak gerekiyor bir taraftan. Alperen bir Türk oyuncunun çıktı en üst seviyeye çıktı bence. Yani Hidayet'in en iyi dönemini düşünürsek bu Orlando yıllarını işte Orlando Haftanın oyuncusu seçildirdi mesela. Alperen o seviyeyi yakaladı hatta çok az geçmiş olabilir. Onu duymasan bile televizyonu açtığında Ronaldo'nun maçı varsa yani bu adam diğerlerinden farklı şekilde bir oyun oynuyor. O hissi vermesi çok acayip. Sokrates'ten herkese merhaba. Otoshops'un katkılarıyla hazırladığımız Ayda Bir'in yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Ben İnan Özdemir, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu ile birlikte Türkiye'de futbol denilince, voleybol denilince akla gelen çok özel isimlerle birlikte çok basketbola uğramadan ayın gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok farklı bir beklenti yaratıyor bu trio. Yani. <gülüyor> <gülüyor> basketbolun, basketbolun günahı ne? <laughs> yani hakikaten bu ekibe baktığında insanlar genel olarak ne konuşmayacağımızı biliyorlar. Bizim özellikle NBA dışındaki konulara bakacağız tabii ki. Ama şaka bir yana formatı biliyorsunuz efendim. Ayın spor gelişmelerini konuşmaya çalışıyoruz burada. Elbette eksiklerimiz, gediklerimiz oluyor ama fotoğraflarıyla, sporcularıyla, takımlarıyla, trendleriyle ayın gündemine bakıyoruz. Ama güzel de bir haberimiz var elbette. Hayallerinizi süsleyen araçla tanışmaya hazır mısınız? Yepyeni ikinci el deneyimini yaşamak için Otoshops'ta yepyeni indirimler sizi bekliyor. Otoshops.com'dan tüm indirim, indirimli araçları inceleyebilir ve Türkiye genelinde 18 ayrı noktada yer alan yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın lütfen Otoshops.com'dan bakabilirsiniz bu satış noktalarını ve indirimlere sizde. Deyip konularımıza başlayalım mı? Başlayalım. Futbol tarafında özellikle gündem tabii ki biraz daha yoğundu. Çünkü milli takımımız son dönemde ee, sürpriz bir çıkış yaparak ki aslında gruplara da güzel başlamıştık ama Euro 2024'de çok rahat bir katılım elde etmişti. Burada Orkun Çolakoğlu sana ilk pası atacağım. Euro 2024 kuralları üzerinden biraz sohbet edelim istiyorum. Hı -hı. Türkiye için umut dolu bir eleme sonuydu. Umut dolu bir kura da oldu aynı zamanda gruplara baktığımızda? Ee, bence hiç fena bir kura değil. Ee, onu söylemek lazım. Şimdi diğer e, şeylere de bakarsak gruplara epey e, sıkışık e, gruplar var yani bizimki de tabii ki şimdi e, güllük gülistanlık böyle çok rahat geçeriz diyebileceğimiz hı hı. bir grup değil. Çünkü zaten biz henüz öyle bir takım değiliz. Evet grubu e, iyi bitirdik önemli bir Hırvatistan galibiyeti var bunlar umut veriyor. Fakat e, iki yıl öncesinin kötü hatıralarını da çok akıldan çıkarmamak gerekiyor bir taraftan. Ve e, dikkatli olmakta da gerekiyor. E, Portekiz iyi durumda geliyor. Bir kere onları bir kenara koyalım. Zaten kağıt üzerindeki favori oldukları açık. E, bir tane rakip zaten henüz belli değil. Playoff'tan e, gelecek ki oradaki ihtimallerde aslında bizim için elverişli gözüken ihtimaller yani aralarında bütün takım şey e, bu dörtlünün her birini çok iyi bilmiyorum ama mesela kağıt üzerinde en tehlikeli gibi gözüken Yunanistan hakikaten e, iyi durumda olmayan bir takım. Son Fransa maçında e, fena gözükmeseler de kısıtlı bir takım oldukları söylenebilir. E, Çek ya da mesela görece onlar için elverişli gibi ...görüntü sunan bir grupta sadece 12 gol atabildi. İkinci sırada kaldı Arnavutluğun ardından. Onların da hücum tarafında sıkıntıları var. Ee, bizim milli takımımız için son dönemde de çok dillendirildi. Esasında e, zor gözüken Portekiz tipi rakiplerdense... ...bu tip Çekya gibi daha kapanabilecek e, ve bizim açmamızı gerektirecek rakipler zor olabiliyor. Aslında... Yani en ee, sıkıntı şeyler Aslında playoff'tan gelecek Yunanistan ya da diğer ihtimaller gibi takımlar da buna bir e, örnek. O anlamda bir zorluk olabilir. Ama tabii ki bu demek değil ki hani biz bu grupta diğer maçlarda zorlanır Portekiz'i kontra Portekiz dediğimiz gibi iyi geliyor. E, bence kendi içlerinde bir Cristiano Ronaldo açmazları var. Çünkü Ronaldo grupta iyi gözükse de ee, ben işte son maçlarını anlatmıştım bir iki maçlarını da izleme fırsatı buldum bir taraftan da böyle Ronaldo'yla takımın ritmi aynı gitmiyor gibi hmm. geliyor bir son turnuva gibi çok bir konuştular. platformda daha üst düzey daha zorlayıcı bir e, rekabette bence Portekiz'i zorlayabilecek bir durum. Orada Roberto Martinez'in kararı ne olacak gerçekten kritik. Ama başa geleceğim yani başta söylediğimi. Diğer gruplarla birlikte değerlendirdiğimizde kıyasladığımızda bence iyi bir kura bizim için. Çünkü e, çok daha zorlu bir Grubun içerisine düşebilirdik. Bence ciddi bir gruptan çıkma şansımız var. Ben de Cristiano Ronaldo'yu dikkat çekecektim. Yani dikkat diyecektim Türkiye adına. Hani dikkat edilmesi gereken oyuncu. Ama <laughs> sen farklı bir açıdan çok güzel bir analiz yaptın tabii ki. E, Kantra turnuvanın Almanya'da olacak olması da biraz beni heyecanlandırıyor açıkçası. Böyle son hazırlık maçında gördük zaten. Hem bizim seyircimiz açısından heyecanlandırıyor hem de futbol ülkesi olarak da çok güzel oluyor Almanya'daki turnuvalar. Ve e, hani yakın tarihte hatta aslında. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri demek lazım. Almanya'nın bu kadar bocaladığı da çok az dönem olmuştur. Yani hani panzerler olarak bilinir ve her dönem hani daha iyi daha yani biraz daha favori biraz daha belki mütevazi kadrolu olmuştur ama her zaman hani e, ilk beşe yazdığın hani en tehlikeli takımlardan biriydi. Fakat gördük son 7 hazırlık maçında bir galibiyetleri var. Feci durumdalar. Ha biz de tamam iyi oynadık ama biz de gidip Almanya'da yendik onları ve hani herkes yendi zaten ne olacağını göreceğiz onlar adına. Ama biz, onunla, biz kendimizle daha çok ilgileniyoruz. Yani Orkun'un söylediği gibi bence hani sonuçta birinci torbadan gelecek hangi takım daha Portekiz'den daha tercih edilebilir olacaktı ki? Tamam Portekiz çok formda çok iyi gözüküyor ama hani birinci torbadan gelecek hiçbir takımın daha avantajlı olduğunu söylemek güç. 3 e, üçüncü torbadan bence olabilecek en iyi takımlardan biri çektik. Hiç çok iyi durumda olmayan bir çek e, zaten onlarla daha önceden bir Euro'dan <laughs> şöyle bir oynuyoruz. iyi, bir İyi bir deneyimimiz de var. Çok keyif. en hani Unutulmaz maçlardan birinde oynamıştık. Benim anlamadığım yalnız burada. Ya Avrupa UEFA'ya bağlı galiba 51 federasyon var. 51 mi? 52 mi? 51 olması lazım. Abi 33 takım kuraya girer mi ya Avrupa şampiyonasında? Neyin elemesini yaptık biz yani? O zaman hiçbir şey elenmemiş yani. Zaten artık, öyle Euro, elemeleri öyle yani, yani, yani artık zaten, Euro elemeleri öyle oldu. Yani yani artık Euro elemeleri öyle oldu yani. O bence yani sonuçta klasik abi bu kapitalizmin bir sonu yani sonucu yani. Şimdi e, Dünya bak, Kupası falan da FIBA Dünya Kupası da konuşmuştuk ee, bunu. Şeyde de FIBA Dünya Kupası da daha dramatik çünkü orada takımlar arasındaki uçurumlar daha fazla. Hı -hı. Ama maç sayısını artırmak için turnuva'yı daha fazla takımı davet etmek. Turnavanın kalitesinden ödün vermeye gidiyor en sonunda. Ee, 16 takım gayet idealdi. Dünya Kupası'nda 32 takım gayet böyle gidebilirdi yani. Şimdi 24 takım çıktı. Bir de Kurayev'de 33 takım gidiyor. Yani elemeleri yaptık. Bir de o işte 3 tane takım da e, sonradan belirleyecek 4 takım arasından yani. yani. Kolay gelsin. Bence fena bir grup değil. Ama e, gene benzer şeyler 2020 Euro 2022 2021de yapıldı ama Euro 2020 için de benzer şeyler söyleniyordu biz kendimizi belki boy aynasında görebiliriz bazen. Hı hı. Ama hani yurt dışına da bakıyorsun. Yani yurt dışından bakış açısına da. Bu milli takımın ciddi anlamda bu Avrupa Şampiyonası'nda daha önceki geçmişindeki başarıların daha üzerine çıkabilecek bir potansiyeli var. Ama son iki Euro 2021'in açık ara en büyük rezaletiydik. Yani bir öncekinde takım birbirine girdi zaten. Yani ben şey diyorum her zaman. Umarım potansiyelimizi yansıtabiliriz. Şimdi, Bazen yansıtıp hatta onun üstüne de çıktığımız oluyor. Son euro gibi olmasın. Ondan sonra sonuçlara bakarız. Hiç tam karşılığını vermiyoruz ama. Yani He. Tam çok üstüne ya çok üstüne çıkıyoruz ya çok altına iniyoruz o potansiyeli. <laughs> evet. Peki Orkun Bunu maç için de bile yapıyoruz. Maç için de yapıyoruz. Arabamı sattım şu anda. Fransa dışında bir takıma yatırmak istiyorum. Var mı böyle bir takım? Yani şu anda Fransa ve diğerleri. Şampiyonluk evet, Fransa ve diğerleri. Değil e, İngiltere canım. İngiltere, İngiltere. İngiltere. İngiltere mi? Çok eleştirildi Southgate çünkü eleme döneminde. Ya o şöyle e, Southgate yıllardır hep şeyden beri 2018 sonrasında İngiltere'nin kadrosu da biraz böyle profil olarak yükselmeye başladıkça daha fazla eleştirildi evet. oldu. Hem 2018 Dünya Kupası'yla beklentilerin artması buna vesile oldu. Hem işte daha yüksek profil oyuncuların daha hızlı yetişmesi İngiltere'den beklentilerin tekrar özellikle iç e, kamuoyunda e, artmasını beraberinde getirdi. Orada şey var tabii. Gerçekten kendi devam aynasında gören İngiltere'den daha büyük yük yok. Yani İngiliz tabii. taraftarları hani en ortalama yıllarında bile dünyanın en iyi takımı zannediyorlar yani. kendilerini. 6-700 yıldır öyleler zaten abi Genel Ama kuruldu. yani medyası da öyle. Sonuçta, sonuçta hani dünya sıralamasında hani bir dünya kupasına gidiyorsun hani objektif daha doğrusu genel geçer bakış açısı açısı onları mesela 11. sıraya koyuyor. Onlar kendini 2. sıraya falan koyardı. Şimdi gerçekten Orkun'un söylediği gibi kadro olarak belli bir seviyede seviye atladılar. O yüzden bunlar kendini yani İki, ya finali kaybedersek çok büyük bir Kesin tabii, tabii. şampiyon olmamız lazım diye bakıyorum. Ya şey yani almazsan şerefsizsin noktasına evet, geldiler. Evet, evet. <laughs> Tam Hıncıl orada ülke formatına geldi İngiltere. <laughs> Aynen öyle oldu. Yani Korkak Southgate'i derhal kovun şampiyonluk Yani birinci ya, maçtan sonra ya. yangın yapılacak bir takım var. ben gerçekten kendisini bu kadar dev aynasında gören bir taraftar. Abi Beckham belgeselinde bile tamam Arjantin maçı çok hmm. büyük bir yıkım. Simeone'yi vurdu tamam da hani takım öyle bir anlatıyorlar ki sanki tabii, o tabii. pozisyon olmasa takım şampiyonlar gidiyordu yani Fransa'nın önündeydi takım sanki şey Tarihinin İngiltere <laughs> takımı. Bak bu da tarihinin İngiltere takımı. O da öyle evet. Şimdi işte Bellingham'ın bu kadar iyi oynaması vesaire zaten hani e, birçok oyuncuları e, şey yapıyor. E, kulüp takımlarında daha üst düzey performans gösteriyorlar, profesyonel oynuyorlar. Ha yani o de artı Oynamayanlar da sürekli konu oluyor. Fakat şöyle bir durum da var Southgate. Yani yıllardır Southgate'de ee, bence doğru bir şey yaparak daha böyle milli takım hocalığı yapmaya gayret ediyor. Nedir? Yani e, ben de böyle böyle hücumcular var. Hepsini atarım işte 3 e, yarım ama 4 atarım gibi bir macera perest anlayışla değil. Öncelikle gol yememeye, daha güvenli oynamaya yönelik. Çünkü yani milli takım ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu olursa olsun kısa süre içerisinde bir arada olan, kısa süre toplanan ve herhangi bir maça hazırlanmak için yani bu üst düzey bir rakibe karşı da olsa, düşük profil bir rakibe karşı da olsa... herhangi bir maça hazırlanmak için fazla vakit, vakti olmayan bir oyuncu grubu, bir takım. Dolayısıyla e, milli takımların zaten şu anda kulüp takımları kadar e, komplike futbol oynayamaması bilinen bir durum. Çok böyle acayip bir ezberleri yoksa o da zaten milli takımlarda futbolda geçerli bir durum değil fazla. e Şimdi Southgate do dolayısıyla biraz pragmatik yaklaşmak durumunda ya da böyle işte Harry Maguire gibi... Ee, sakatlık sorunu olmadığındaki Calvin Phillips gibi hani e, ya bunun yerine şunu oynatırsın denilen oyuncuları tercih edebiliyor çünkü biraz daha hani oradaki e, oyuncu grubunun birbirine alışmasına da önem veriyor ee, bu anlamda garip Bilgi, karşılanan farklı, ama aslında takım kebici, gibi yapmaya çalışıyor Tabii kendi olurum, içinde hani. mantığı olan tercihleri var çok eleştiriliyor ama sonuçlara baktığında e, hiç başarısız değil ve bence doğru anlayışla devam ediyor. Elendiği noktalarda falan da yani çok acımasız ben eleştiriyorum. Hem Dünya Kupası'nda hem e, önceki Avrupa Şampiyonası'nda ki orada zaten finalde penaltıydı yani. Çok acımasız eleştirildiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu İngiltere takımının sanki böyle herhangi bir teknik adamla cayır cayır hücum futbolu oynaması e, şeymiş. E, çok normal bir durummuş. Saat gelmiş ve onları dizginlemiş gibi yorumlanıyor bazen ama ben pek öyle düşünmüyorum. Ama grupları da şey değil, öyle çok kolay bir grup değil. Yani bir sürpriz yaşayacaklarını düşünmesem de çok enigma bir takım olan Sırbistan'ın oraya girmesi, işte Danimarka zaten sağlam bir takımdır. O anlamda kolay bir grup değil. Fakat D grubu herhalde en dikkat çeken grup. Yani çünkü Avusturya acayip bir şey geçirdi, eleme dönemi geçirdi. Ralf Rangnick dönemin, e, döneminde onun gelişi sonrasında ve çok formda e, geliyorlar. Yani tabii ki aradan geçecek 6-7 ayda bunlar değişir mi? İşte sakatlıklar, kilit sakatlıklar olabiliyor. Hep tehlikelidir 6 ay sonraki bir turnuvaya yönelik konuşmak. Ama Avusturya çok iyi geçirdi bu dönemi ve e, orada aslında bugün itibariyle Hollanda'nın üstünde gözüküyorlar bence gruptan çıkma ihtimali olarak. Burada İngiltere'den hazır konuşmuşken topu Topukhan Kural'a farklı bir takımda atacağım. Korkak Southgate'i savundu bize ya. Bir, bir, kulüp takımına gideceğim ben de Kaan abi burada. Çünkü Otoshops nakitle birlikte ayın takımı Kaan Kural'dan bağımsız bir şekilde. <laughs> Arsenal efendim. İlk defa Arsenal dedim bu arada hayatımda. Arsenal diyeceğim bundan sonraki bölümde. Şu anda 33 puanla liderlik koltuğunda 14. hafta sonunda. Ve en son Manchester City maçındaki Son hakem kararına da baktığımızda sadece sağda değil, sağ dışında da güçlü bir Arsenal görüyoruz. <laughs> <laughs> Liderliğinizi perçinleyen bir hamle yaptınız. Evet. Bu sene o sene mi kan kural Arsenal için? Valla artık yavaş yavaş federasyondaki etkinliğimizde <laughs> yani sonuçta başkent temsilcisi olarak biraz daha bir ağırlığımız olsun. Yıllardır <laughs> gibi bir kente Kimse karşı. Arsenal başkanına parmak sallıyor. <laughs> <laughs> yani birkaç yıldır zannettiler ki öldü. Şimdi söylesinler kral geri döndü. Kral mıyız emin değilim ama. Ya şöyle ee, Arsenal tabii özellikle bu son 3 senedeki daha doğrusu geçen sene için özellikle söylemek lazım. Ee, Arsenal bayağı bir süredir. Yani bu Emirates tadına geçiş süreci işte iki, yani bir 10 yıllık, 12 yıllık süreç boyunca aslında biraz o top 6 denen şeyden bölgeden düşmüş gibiydi. Bu gerek transfer politikasına gerek hani alınan sonuçlara da bağlı. Fakat işte bir belli bir geleneği, belli bir devamlılığı olduğu için bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde tutunmayı başarıyordu bir süredir. Ve hani hala top six sak ama hiçbir şekilde zirve iddiası olmuyordu. Ve son geçen seneye kadar oradan da düşme yolunda ilerliyordu. Nitekim geçen yani Arteta ile birlikte ve geçen seneki kadronun oluşturulmasına bakarsan kadro aslında bütün kritik oyuncular iki isim dışında Partey ve şey dışında şaka dışında hepsi 25 yaşın altında oyuncular. Ya yani bu daha uzun vadeli bir çekirdeğin kurulması amaçlanmıştı. Buna falan da dahil transfer edilen oyuncular da öyle. Fakat geçen sene çok beklenmedik bir şekilde seviye atladı takım ve bu sene biraz daha iddialı olarak şey zaten ilk defa belki de son 15 yıldır ilk defa transfer döneminin en fazla para harcayan takımlarından biri oldu. İç zaten, transferde bir de böyle oyuncuya Yani işte Havertz olsun, Declan Rice olsun hani ben çok çok memnun değilim özellikle bu transferlerden ama yani sonuçta bu yaz transfer döneminin baş aktörlerinden biri. Bu da daha yüksek el yükselttiğini gösteriyor. Ama şöyle bir şey var şimdi Arsenal çok da iyi başladı. Geçen seneyi devam ettir belki onun üzerine de koyabiliyor. Ama Arsenal'in en büyük sorunlarından biri. Daha doğrusu tabi bu kadro biraz daha değişti ama bu tip bir genç kadronun ya da bir süredir başarılardan uzak kadronun baskı arttığı zaman yani finish çizgisi yaklaştığı zaman tökezleme ihtimali bunu daha uzun vadeli çünkü bugün Manchester City size öyle bir standart koyuyor ki bu sene Liverpool da potaya girmiş durumda tekrar. Hatta Newcastle'ın tekrar oraya zorlaması diyorsunuz. Çok yüksek bir standartı çok uzun süre sürdürmeniz lazım. Yani işte 2.5 puan, 2.4 puan ortalaması gibi şeyleri sağlamak o, için. Sürtmüyordu. E, onun için gerçekten hata payı çok düşük. Ve bunun içinde işte kadro derinliği önemli zihinsel direnç önemli, fiziksel devamlılık önemli işte yani sakatlıklar vesaire anlamında da. buraları henüz kaldırabilecek olgunlukta mı Arsenal'in kadrosu? Bundan çok emin değilim. Yani City de mesela birçok platformda falan şey yapması, yarışmasına rağmen hepsinde o yarışı sürdürebiliyor. Çünkü onların kadro derinliği, başarı geleneği sürekli her 90 dakikada aynı standartı koyup rakibi sürtlese edebilmesi mümkün. Arsenal bence henüz oralarda değil. Belki bir seneye daha ihtiyacı var. Belki bir iki transfere daha ihtiyacı var. Yine evet, de söylediğim bir şey vardır. Yani sonuçta özellikle Premier Lig gibi bir organizasyonda şampiyon olmak istiyorsanız gerçekten. Hani 11 işte pozisyon var sahada. Hani en az 3 ya da 4 tane dünya standartına yani o pozisyonun en iyisi tartışmasında oyuncunuz olması gerekiyor ki. Form, yani kalite olarak da kalite olarak olmak zorunda değil ama form olarak orada olmak zorunda. Arsenal geçen sene başladığında öyleydi ama bittiğinde öyle değildi mesela. Bitti. Sezon başlarken işte gerek Zinchenko, gerek Gabriel Jesus, belki Odegaard ve Hı. Saka oradaydı. Sezon bitince sadece Saka orada kalmıştı. Yani ki Saka'nın sakatlandığı dönemde de iyice ilk ayağı tutmadı. Bu sene daha daha iddialı bu konuda orada kalabilmek adına. Hani Martinelli'nin oraya geldiğini söyleyebilirsin bir işte, Bence ya ben biraz Saliba. De, Saliba olabilir tabii, yani ben çok emin değilim. Ben o konuda biraz da ağzım yandığı için. <laughs> ee, ama sonuçta tekrar, yani bu sene mesela daha gerçekçi bir iddiaya sahip. Geçen sene uzun süre iddialarımızı zaten ben çok ben bir yerde takılacağına emin, emindim neredeyse. Ama bu sezon hala olabilir diyorsun yine de. Ee, zor ama. Yani. Zor mu diyorsun? Orkun sen burada bir umut yani veriyorsun abi. Ben şu anda Liverpool ve Manchester geride görmüyorum ama Liverpool ve Manchester City'nin şampiyon olabilecek e, iradeye ve daha doğrusu futbol dışı faktörler açısından söyleyeyim. Bunu da masa başı oyunları anlamında söylemiyorum. <gülüyor> Devamlı, <gülüyor> alışkanlık, kültür. Alışkanlık, devamlık, baskıya karşı mücadele gibi konularda Liverpool ve Manchester City hala bir adım önde. O bir adımı kapatabilir ayrı konu ama bir adım geride bence aslında. Orkun bir umut var mı orada şu an? Yani kesin bir umut var da sen onu nerede görüyorsun onu? Ya burada? bence şey çok belirleyici olacak. Şimdi zaten şampiyonlukta, Premier Lig'de hemen her sene belirleyici olur. Ee, Noel civarı hı, hı. Yani sadece Boxing Day değil, onun önü, sonu oradaki e, maç trafiği. Şimdi bir yanda çarpıyor çünkü adam o zorluğu. Bu e, bugünle birlikte biz bu programı Salı çekerken e, şey başlıyor. Hafta içi fikstürü var Premier Lig'de. Bu sezon ilk kez olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra hafta sonu, sonra öbür hafta içi Şampiyonlar Ligi tamam orada zaten işini gördüğü için rotasyon rahatlıkla yapabilir. Sonra bir daha, ondan sonra işte yavaş yavaş Noel civarı fiksürüne gidiyorsun ve oradaki yoğunluk biliyorsun bazı takımları kırar, bazı takım da genelde City oluyor o son dönemde orada ivmelenir. Evet. Arkasına bakmadan gider. Mesela Liverpool'da şampiyon olduğu sene son orada ivmelenmişti. Ee, i̇yice farkı açmıştı. Hatta ondan sonra e, yeni yıldan itibaren düşüşleri başlamıştı yani sezonun ilk yarısına göre. Ki araya pandemi falan da girdi. Ama işi aslında sezonun ilk yarısında bitirmişti Liverpool. City şampiyon olduğu e, sezonların bir aslında o ivmelenmeyi ve kendini öne atmayı yaptı. Şimdi e, bazı takımlarda buralarda kırılıp geri düşüyorlar ve bir avantajları varsa kaybediyorlar. Sonra... City'nin arkasından koşmaya başlayınca geçmiş Koşemez. olsun oluyorsun. Ee, fixtürü biraz önce kontrol ettim. Yani tam işte o tehlikeyi sunan e, tipte fixtürlerden biri Arsenal'ın ee, Christmas etraf fixtürü. Hmm. Orada e, yani şey belli olacak kaderi belli olacak gibime geliyor. Ee, geçen Pardon geçen sene bizi kandıran da o fixtürü geçti Arsenal o zorluğu geçti. Ondan sonra çok kötü tökezledi. Pardon. <laughs> daha şu, basit bir yerde boğuldu. Çünkü, yani daha basit demeyelim de daha sonra tökezledi. Çünkü müthiş belirgin şekilde olmasa da bence Arsenal'ın hala e, çok kapanan takımları açma konusunda sıkıntılar yaşama ihtimali var. Son maçlarında falan da gördüğümüz gibi bazı maçlarında. E, yani Mesela savunmaları da buna karşılık esasında rakiplerine, şampiyonluktaki rakiplerine göre şu anda daha iyi gözüküyor. Ama işte o açma kapasitesi, skor kapasitesi yol ilerledikçe, yol uzadıkça biraz daha belirgin hale de geliyor ya da işte çözme şey kilit hale geliyor. Ben özellikle Noel fixtüründe o çok belirleyici olacak diyorum. Peki buradan bizim taraflara doğru biraz daha sizi geçireceğim. Çünkü yürürlükte de aslında fiksür anlamında kritik bir yerdeyiz şu anda. Real Madrid sezonu inanılmaz başlamıştı. İlk mağlubiyetini Fenerbahçe Beko'da attırdı Onlar ki Fenerbahçe için de çok kritik bir galibiyetti bu. Yan son sahnesiyle birlikte ama Bizim temsilcilerimiz için de çok karışık bir dönem şu anda. Yani ikisi de tabii ki artık EuroLeague'de bir de çok uzun bir takvim olduğu için kayıplarını biraz daha idare etme şansları oluyor ama Anadolu Efes'te çok fazla sakatlık var şu anda. Fenerbahçe bekoda Real Madrid yenmesine rağmen zor bir fikstürün içinde kan kıtkal EuroLeague'in şu anki tablosu bize neler söylüyor? Yani Real Madrid'in çok bariz bir üstünlüğü var mı diğer takımlara karşı yoksa bizim temsilcilerimiz tepe güce yani hegemonya'ya biraz daha yakınlar mı? Valla aslında yani Real Madrid'in bu muazzam başlangıcı belki yani son derece etkileyici olsa da e, saha sahada mesela atıyorum bir 2013 CSK gibi falan hani böyle herkesten bir seviye yukarıda gibi gözükmediler. O yüzden hani derece çok başarılı başarı geleneğine hiç kimse şey, kimse hiç kimse bir şey söyleyemez. Zaten hani sezon başında da iyi olacakları belliydi. Ama hani herkesten bir kafa yukarıda ne bileyim bir 2004 2005 Maccabi veya işte 2013 ki o şampiyon olmadı Olympiakos ama şey CSK kadrosu ama hani öyle herkesten daha iyi durumda değiller. Biz tabii kendi takımlarımıza baktığımız zaman çok ciddi problemler var. Şimdi Efes zaten çok ciddi bir kabuk değiştirdi. Ergin Ataman yani hem Ergin Ataman gibi bir koç değişiyor hem de takımın ana beyni değişiyor. Yani Vasile Mitsic gidiyor. Hatta ve hatta belki eski gücünde olmasa da Brian Dunstan'da ayrılıyor. Yani savunmanın da temel direği ayrılıyor ya yani şu ana kadar onların belli bir zamana ihtiyacı var Can'la uyum sağlamak için. Ama şu ortadaki Efes şu anda Efes savunması çok yetersiz. Yani e, hücumla ve başka şeylerle kazanmaya çalışıyorlar. Efes'in herhangi bir rakibi 85'in altında tutması hakikaten e, çok istisnai bir durum oluyor. Bunu tabii ki yani işte Tariq ve takım birbirine uyum sağladıkça belki daha iyiye gidecektir. Çünkü e, savunma biraz çaba, biraz da koordinasyon işidir. Daha iyiye gideceğiz kesin ama ne seviyeye gelecek? Bir kere üst düzey bir savunma olması kolay değil en azından bu seneki bu personelle. Ama o sezon başında bir de çok kötü bir fikstüre başladı Efes. Çok zor bir fikstüre başladı. Çok bocaladılar sezon başında. Şimdi biraz daha iyi gözüküyorlar. Ama tepeye yakın mı? Tepe çok uzak değil yani. Tepe göründüğü kadar böyle 10'da 10 yapan Real Madrid aslında farkı o kadar açmadı ama biz o kadar da yakında değiliz. Yani çok ciddi bir şekilde Evet bir seviye aşağıda. O şu anki Final Four adayları takımları. Bu savunmayla diğer her şeyi çok doğru yapsanız bile bir seviye altta olduğu kesin. Fenerbahçe'nin durumu biraz daha karışık. Onların ne, ne zaman ne kadar iyi oynayacağı daha doğrusu en güvenilir parçaların bir arada görev dağılımı konusunda bir sorunları var. Şimdi en uzun süredir bu takımda olan ve açıkçası... Ee, bu Fenerbahçe takımının devamlılığı o burada o işten sonra ciddi anlamda bozulmuş durumda. Şimdi en uzun süredir bu takımda olan ve bu takımı kimlik veren oyuncu dediğiniz oyuncu neredeyse Marco Guduric konumuna gelmiş Hı -hı. durumda. Bu da her zaman yeniden bir şeyler üretmeyi gerektiriyor ve hangi maçta asıl başrol oyuncuların kim olacağını tam olarak bilemiyorsun. Yani bir maç daha çok Wilbeck'in. Mesela geçen sezonun başlangıcında Kalatis çok iyi şut atıyordu. Ve bir anda takım çok çok iyi gözüküyordu. Ama Kalatis'in sezon boyunca öyle şut atmayacağını biliyor olman lazım. Yani bu takımda ne olursa olsun tabii maçtan maça, rakipten rakibe, görev, sorumluluk ve e, takım içi yararsındaki yer değişebilir. Ama bu kadar da olmaz. Yani o gün kimin daha büyük rol alacağını maç başladığı zaman biraz... E, girişi güzel seçiyor gibisin. Ya, Nigel Hayes mi? Motley mi? Gardlar arasında bile. Yani Madar mı başrolde? Mi? Kalatis mi başrolde? Mi? Wilbeck'in mi başrolde? bu da yani çoğu zaman işte herhangi birini kullanabilirsin veya işte sana ekstra bir performans getirebiliyorsun. Tamam abi ekstra performans ama da performansı kimden alacağız ama? Hı hı. Burada Real Madrid galibiyeti bir dönüm noktası olur mu yoksa e, abinin bahsettiği o hiyerarşi sıkıntısına katılıyor musun? Ee, yani öyle bir durum var Fenerbahçe'de. Hani e, Fenerbahçe'yi zaten iki yıldır e, falan yani bu sezon içinde en çok e, tanımlayan şeylerden biri. Seçenekler var takım içerisinde geniş bir kadro olduğundan bahsedebiliriz. Ama özellikle dış oyuncular arasında e, biraz böyle o gün kim iyi durumda olacak, o gün kim sahada kalabilecek, ee, kimi kime güvenebileceğiz sorusu belirleyici oluyor. Yani işte Wilbeck'in mi, Kalatis iyi bir şut gününde mi yoksa yine potaya bakmaz hale mi gelecek, Guduric ne durumda, e, ee, Yanmadar'ın maçı mı? Bunlar gerçekten maçtan maça epey değişebiliyor. Normalde Üst düzey hedef, Final for hedefleri olan takımlarda bunun biraz daha stabil olmasını beklersiniz. Yani işte Real Madrid, Real Madrid diyoruz. Onlarda da geniş bir kadro var ve tabii ki maçtan maça şeyler değişebiliyor. Ama mesela bir Campazzo sabiti oluyor. Hı -hı. Ve e, bu tip sabitleri takımlar arar. Dış oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin çok o tip bir sabiti yok. E, ama bir taraftan da geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin yani. Şu bakımdan bence Real Madrid maçı önemli. Yani bu anlamda çözümler sunduğunu düşünmüyorum. E ee, bu sezonun bundan sonraki bölümünde bak şunları şunları Fenerbahçe demek ki e, daha çok kullanır diye bir şey sunmadı ama e, ligin açık ara tepedeki takımını o güne kadar yenilmemiş bir Real Madrid'i yenmek ve bunu bir yenilgi serisinin sonunda yapmak o seriyi sonlandıran şekilde yapmak çok kritikti. Çünkü onu da kaybetsin üst üste 5 oluyor. Bir de Aha. çift maç haftasında İspanyol takımlarıyla oynuyorsun deplasmanda. Baskonya üstü Barcelona ile oynuyorsun. Yani e, o moralle, o çöküşle birlikte 7'ye gidebilir yenilgi yenilgi serisi. Ondan sonra ne olacağını bilemezsin. O anlamda hayati bir galibiyet oldu. E, ama şöyle bir durum da var tabii. Yani şimdi her takımın hemen hemen problemi var. Ben hani Real Madrid'e Kaan abiden sadece şunu da farklı düşünüyorum benim uzun süredir Euroleague'de gördüğüm sezonun bu döneminde diğerlerinden açık ara ayrılan Hı. tek takım Yani ikinci bir takım yok yani yani hep Euroleague'de o birinci takımın yakın bir takipçisi olurdu ya da bazen beraberinde olurdu zaten bu kadar ayrılan bir takım olmazdı Ben uzun süredir bu kadar diğerlerinden ayrılan bunu sadece şey anlamında söylemiyorum yani Sağdaki kalite ve kadro kalitesi anlamında da söylüyorum Uzun süredir böyle bir takım e, hatırlamıyorum. Yani Euro formatında bu size bir şey garanti etmiyor. Bir maçla tık diye gidebilirsiniz ya da tek maçla da değil. Yani play döneminde bir ters sakatlık olur. Hı -hı. İki tane kilit oyuncunuz gider. Ondan sonra bir bakmışsınız play-off'ta şey e, baskıyla birlikte ba eğleniyorsunuz. Bahsettiğimiz konu ya son 10 yılın en iyi takımı 2013 müydü o? 2013 olması lazım. 2012 ya. şey 2 -2. CSK, Kirilenko. Ya son 20 yılın en iyi Avrupa EuroLeague takımı şampiyon olamadı pardon. Evet, e, yani o tehlike var ama şimdi İspanyol takımlarını zaten 1 2 Real Madrid, Barcelona bir kenara ayırırsak e, şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. 3 Monaco var? 7 4 bugün itibarıyla. Eee 14 Efes 5 6. Ve yani mesela 7-4 olan iki takım da Monaco ve Virtus da bence biraz oyunlarının üzerinde derecesi olan takımlar. Onların her an böyle %50 hatta altın yani oralara geldiğini göreceğiz, göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla birbirine yakın takımlar. Her takımın belli sorunları var, her takımın iyi yaptığı şeyler var. Ee, tabii ki Efes daha kriz bir dönemden geçiyor ama ben Fenerbahçe'nin çok kritik bir galibiyet aldığını ve tekrar hani kendini yukarı doğru atabileceğini bundan sonra düşünüyorum. Yani özellikle çünkü çift maç haftasından sonra fixtür de rahatlayacak Fenerbahçe'nin. Ee, ve tekrar o 3-4 seviyelerine gelmesi bence gayet muhtemel. E buradan peki NBA'ye dair size bir soru atmak isterim. Şimdi zaten podcast'ta da Amerikan Mutfak'ta uzun uzun konuşuyoruz. Yani burada çok geniş bir NBA dosyası açmamıza gerek yok ama işte ayın bir raporunu çıkardığımızda da bir Alperen Şengün'den bahsetmeden bunu yapmak imkansız ben yani performanstan istatistikten bağımsız olarak Alperen Şengün'ün şu an hissettirdiği şeyin Türk oyuncuların bu bütün NBA serüvenindeki en özel sayfalardan biri olduğunu düşünüyor musun? Ee, tabii ki hani özellikle Hidayet ve Mehmet'in Mehmet, Mehmet Okur'un e, çok e, uzun ve çok başarılı kariyerleri oldu. Yani 5-6 e, sene boyunca işte e, NBA'nin adı bilinen hı hı. ben ona hep şey diyorum. NBA'ne niye 50 oyuncusu arasına girebildin mi? Yani e, bir takımın en önemli iki oyuncusundan biri oldun mu? Diye uzun süreler bunu yaptılar. Fakat şunu çok net söyleyebilirim, daim yani sezon başladı 20 maç oldu o yüzden çok da uzun bir örnek yok elimizde. Ama şu an itibariyle Alperen bir Türk oyuncunun çıktı en üst seviyeye çıktı bence. Yani hidayetin en iyi dönemini düşünürsek bu Orlando yıllarını işte Orlando'da. haftanın oyuncusu seçilirdi aynen. mesela. Alperen o seviyeyi yakaladı hatta çok az geçmiş olabilir. Çünkü evet Houston geçtiğimiz yıllarda çok başarısızdı bu sezon çok biraz daha iyi gidiyor ama. Hani bir takımın bir numaralı oyuncusu olmak hakikaten çok başka bir şey. Hele ki NBA'de şu anki toplam yetenek seviyesini ve üst düzey oyuncu sayısını düşünürsen bu çok çok özel. Bunu daha 21 yaşında yapıyor olması ayrıca özel. Ama e, Yudoka gibi normal şartlarda Alperen'in özellikleriyle çok e, barışacağını düşünmediğim, bir oyuncudan daha farklı özellikle savunma tarafında çok fazla şey isteyen bir koçu bile merkez oyuncu olabileceğine ikna edebilmiş olması. Koçun ikna ettiği gibi takım arkadaşının ikna etmesi bunu sonra sahada uyguluyor olabilmesi bu inanılmaz bir şey. Yani rakamlarına Yani işte o maçı sahaya çıkıp 20-15 Yok, yok. Yani 20 sayı, 10 ribant, 5 asist yaptığı zaman standart bir Alperen maçından bahsediyor. Hatta 20-10-6 demek lazım belki de. Hatta 7 belki. 7 Zaten az. anlatırken çoğu, şama, çoğu zaman şeyi fark etmiyor muyuz? Biz maçı anlatmaya başlıyoruz. Mesela Alperenin 3-4 hücumda kötü başlıyor. Sonra bir anda maçın ortalarında istatistiğine bir bakıyoruz Alperen. 16 sayı, 8 ribant olmuş. Ya yani. ben Çok rahat yani. Bu ay iki tane maçını anlattım. Çok kötü başladı Alperen. Sonra hani istediği gibi başlayamadı falan dedim. Biraz da hani ben de hafif de içim burkuldu. Keşke iyi oynasaydım. Abi sonra bir anda maçın en skoreri oluverdi 2 yani 3lük bir posta ha. bitti. Ama yani iyi oyna daha iyi oynadığı biraz daha istediğini veremediği maçlar oluyor. Fakat şu çok önemli. Bu takımın bir numaralı oyuncusu. Ben hep bunu söylüyorum. Bu NBA kendi şeylerin kendi sitesinde maç yayını için Hı -hı. maç kapakları hazırlıyor. Ve hani klasik biz de yapıyoruz zaten. İşte maçın kapağında iki takımın logosunu ve en iyi en öndeki oyuncularını kullanıyor. İlk 6 maçta 7 maçta Jalen Green'i kullanmışlardı. Hala bir umut vardı orada. Ki yani kötü de oynuyor evet. anlamında söylüyorum. 6. maçından itibaren Alperen oraya geldi. i̇şte yani Lebron Alperen. Yok ne bileyim işte Doncic Alperen karşı bir görüyorsun. Ve bunun altını doldurabiliyor düzenli olarak. Yani her maç. Her maç takımın bir numaralı oyuncusu konumunda oynuyor. Ee, hep söylediğimiz bir şey var. Bugün Domantas Sabonis ve içi örnekleri belki biraz işleri değiştirdi ama Uzun'un ana yönlendirici olduğu bir takım kurgulamakta da hem zaman ister hem de bütün oyun geometrisini değiştirdiği için kolay değildir. Ama takım arkadaşları da kısa sürede belli oranda adapte olmuş gözüküyor. Özellikle Fred Van ile olan bence iletişimleri çok iyi. Fred Van Fleet'in topsuz oynayabilmesi de bunun da büyük bir pay sahibi. Bir Türk oyuncunun ulaştığı en yüksek seviyeye çıkmış gibi gözüküyor şu anda. Ya or orada şimdi. ikna hakikaten çok önemli yani. Bu takımın en iyi oynama yolu bu, bunu gösterdi, kabul ettirdi ve bundan sonra yapacakları bir sürü faktöre bağlı bu takımın. Üst Rakıt'ın da, Alper'in de başarısı ama o sınıf atlamayı şeyden de görüyorsun. Yani Paul George onun podcastını alıyor, Ringro'nun yazısını yazmaya çalışıyor, Bill Simmons canım. sürekli diyor ki zaten o, o benim adamımdı diyor, John Olinger diyor ki hayır o benim adamımdı. Ulan biz yazdık. <gülüyor> <gülüyor> bu arada John Olinger'in hakkını vereyim, o draftta 2021 draftında şey yapmıştı. Üçten ya da 4'ten itibaren bütün takımlarla ilgili bir şey muhabbeti vardır ya. Şu seçildi kimi seçmelilerdi? Abi dörtten evet. ya da beşten itibaren Alperen, herkes Alperen. de Alperen'i yazmıştı. Herkes de. Şey Kevin... can, canlı yorumda. Canlı yorumda yani evet, kimi şey, almalılar? Yani, Alperen 5, 6, 7, 8, 9. itibaren sinirlenmeye başladı bile usta. Aynen, Kardeşim eve <laughs> Mesela <gülüyor> Kevin Pelton ki orada Alperen'in Türkiye Ligi istatistikleri de çok önemli. Yani bu advanced metriklere ileri istatistiklere bakanlar oluyor Kevin Pelton bire koymuştu abi. Yani bir seçilmeli diyordu Kevin Pelton o yüzden hani sadece bu bizim konuştuğumuz bir şey değil. Şu anda çoğu mesela Amerikalı podcaster ya da yazar şey yapıyor. 2021 21 draftını yeniden seçtiğimizde kim bir numaradan gider yapıyor. Mesela orada 2'ye ya da 3'e ya da hatta 1'e koyanlar var Alper in. Ya tabii şey e, Hollinger ya da Pelton onlar çok istatistik temelli basketbol adamları olduğu için... E, Şöyle, bence bazen yanıldıkları noktalar da oluyor o istatistiklere kapılarak. Çinçin. Ama orada iyi filtrelediler Alperen'i. Yani zaten saçma sapan istatistiklerle oynuyordu Alperen e, Türkiye Ligi'nde de Beşiktaş'la evet. o son sezonda. Abi o MVP oldu adamın. Şimdi o istatistikleri Hollinger'ın cihaza soktuğun zaman <laughs> cihazı bozuyor. Aynen <laughs> ışıklar çıkıyor. <yani> böyle <laughs> acayip bir adam geliyor diye. Haliyle e, Hollinger'ın e, Hollinger iyice dikkatini çekmişti. Ama hakkını verelim mesela şeyi falan ilk... Benim hatırladığım bu baby Jokic gibi tanımlamaları ilk John Oliver kullanmıştı Amerikan medyasında. Kesinlikle bizim kullanmadık onu. <laughs> Aynen. Şimdi hepsi bir kapmaya çalışıyor. <laughs> bizim sonradan girip sahiplenir ama. <laughs> Aynen, sahiplenir. Bu arada Kaan abi demin işte eee Alper'in hani takımdaki yıldızlığına dair NBA sitede artık kapak fotoğrafında e, onu kullanıyor. Biz de yapıyoruz derken aklıma bizim geçen gün <laughs> Anadolu Lakers maçında Austin Reeves kapatıyor. <laughs> Nişenin <laughs> dostu olan. Bir, <laughs> bir moral olsun <laughs> çocuğa. <dedi. gülüyor> <laughs> Çocuk da biraz bir, bir, o da bir ben kendine şok gelsin. Olmuştum. Böyle Austin çıktı. Lebron oynamıyor galiba. <laughs> Hollinger'dan bahsettik. Ben de biliyorsun daha geçen senenin başında falan bu işte Charmander, Charmeleon, Char Charizard diyordum Pokemon için. Onun mimlerini yapmaya başlamışlar. <gülüyor> Sabit <gülüyor> yok işte. Harbi öyle yani ve hmm. yani herhalde ya yani tabii ki sezon içinde düşüşler olabilir. Fiziki sıkıntılar yaşayacak. üstünün deplasman problemi var. Ama damga vurdu herhalde Orkun şu anda yani fenomen oldu zaten sezon içerisinde. Ya çok net. Hani sen demin şeyden bahsediyordun ya. kötü oynasa da, hı hı. kötü başta kötü olsa da ondan sonra bir bakıyorum 16 sayı atmış işte şu kadar asist yapmış falan. Eee bunda tabii temel bir nokta da var. Yani bundan önceki yıl geçen seneye kadar Alperen biraz kötü başladığında evet tamamen unutulmuyordu tabii ya da bence çekilmiyordu ama biraz daha top kullanma frekansı azalabilirdi oynadığı guard'ların da bunda çok, tabii ki çok yüksek vardı yani. Onlar da zaten dur kardeşim ben atarım demeye <laughs> meyilli oyuncular. Son derece paylaşımcı yerlerde. şimdi, <laughs> şimdi, şimdi Alper, Alperen şimdi soğuk da başlasa artık onun üzerine gidilecek. Yani bunu buna yönlendiren bir koç var. Artı bunu Paratoner gibi çeken bir oyuncu var artık orada. E, o yüzden de maç içerisinde bir şekilde ritmini buluyor. Artı şöyle bir şey var ayrıca. E, bu belki biraz yan hikaye ama ee, NBA'de son 10 yılda postap, yani uzunun postapı gerçekten çok azaldı. Yani uzunlar maç başına bir postap yapıyorsa yani fazla bile o. İki postap yapan genelde olmuyor. Bu biraz savunma süreci Genelde Avrupa temelleri 2-3 postap yapıyor, bir de NBA'de yapıyor. Ee, kısa, e, kısa oyuncuların daha fazla postap yapıyoruz. En azından alçak post, -up. yani genelde tepeden ya da çaprazdan böyle postap gibi kullanıyorlar ama bu direkt yani alçak post dediğimiz e, potanın yanından postap neredeyse hiç kalmadı. gibi. Alperen o Ölen sanatı da canlandırma niyetinde galiba. Çünkü gerçekten oradaki o kendine yani imza hareketi olan spiniyle e, pozisyon başına en yüksek sayı üreten oyuncu post attı. Hakikaten o konuda da çok acayip. Bir de post e, pas dağıtımı konusunda çok yani e, iyi bir kanaldır. Töp. E, ben NBA'de bir süre özellikle bazı takımlarca bunun fazla ihmal edildiğini düşünüyorum. Alper'in bu kadar iyi bir pasör olması onu yani e, birkaç kat daha değerli hale getiriyor post oyununda. O biraz ezbere de bir yaklaşımdı. Yani biz bunu kesinlikle kullanmamalıyızla başlayan süreç şimdi biraz evet. daha tersine döndü. Senin orada özellikle pas atabilen yani double team geldiğinde pas verebilen bir oyuncuya sahip olduğunda nelere Çünkü sahip olduğunu biliyorsun. başka bir açıdan sahayı görüyorsun ve e, farklı kapılar Savun açıyor. Savunulması çok zor bir pozisyon yaratıyor orada. E, buradan sizi başka bir spora götüreyim mi bu arada? Tabii şimdi canım. ayın sporcusu Alper'ini seçebilirdik. Yani her ay seçebiliriz. Çok iyi başladı ama bir yaşlı efsaneye kıyak çekmek istiyoruz burada. Photoshop's'daki Latin sporcusunu Ronnie O'Sullivan olarak belirledik efendim. Çünkü 1993 yılında 17 yaşında kazandığı Birleşik Krallık şampiyonasını 2023'te Ding Junhui'yi yenerek bu sefer en yaşlı şampiyon olarak kazandı Ronnie O'Sullivan. Yani 93 ve 2023 aynı tür Biraz bir LeBron yer. gibi bütün en en genç rekorları ve bütün en yaşlı rekorları. En genç, en genç ve en yaşlı rekorları aldı o yüzden Autoshops, nakitle birlikte aynı sporcumuz, yel sporcusu burada Ronnie O'Sullivan efendim. Bir... sağlık. <laughs> Büyük usta. Ustakana <laughs> sağlık. Burada kanal senin de sonu biliyorum. ben özellikle küçükken çok daha fazla takip ederdim sonu Bir dönem Eurosport'ta anlatma şansım da olmuştu ama şey hoşuma gidiyor benim. Yani bunu spor kültürü olarak bakıyorum artık. Sporu profesyonel takibi gibi değil. Yani babamla bir snooker açtığımızda mesela ilk sorduğu şey şey olurdu yani o salıvın var mı hatta direkt salıvın var mı olurdu ki bu yıllarca Eurosport'a gelen mesaj oldu yani işte Emre Yazıcıoğulları arasları yıllarca şey dendi o salıvının maçı var mı yok mu o salıvın ve hala bu soru soruluyor. Abi. Şimdi tamam snooker fiziksel olarak evet yaşlı şekilde oynamanın daha kolay olduğu bir spor ama yani Stephen Hendry'leri falan da gördük bir noktadan sonra artık tamamen kendini göstermeye yani böyle ben de bu turnuvada olayım diye geliyorlar ya da Steve Davis'leri yaşlı olarak gördük rekabetçilikler azalıyordu. Ama Ronny'nin rekabetçiliği azalmıyor. Artı şöyle şey Ronny'nin zaman zaman hani tepesi atıp tamamen hani devre evet. dışı kaldığı dönemler oldu. Fakat onu yorsun çok büyük bir karakter yani ve e, hani snooker masasına ki orada yani snooker sonuçta temelde bir geometri ve bir hesaplama ve bir görüş oyunu. Öyle bir e, aksiyon oyunu, zaman bir aksiyon sporu değil. Ya yani Ronnie ona aksiyon getirebilen bir karakter. Yani vücut diliyle, yakaladığı serilerle ve bir anda yani gerçekten o masada sana keyiften çok heyecan veren, yani e, nabzını hızlandıran çok az isimden biri. Ve bunu inişli çıkışlı bir kariyerle, eli noktalarında kesi, bayağı kesintiye uğrayıp bayağı kesintiye uğrayan e, işte kafasını kazıtıp böyle yani hafif iyi deneye, artık psikolojisi kaldırmayacak dediğin yer yerlere de getiren çok özel bir karakterdi. Ama her zaman da iyi olduğunda da hiç kimsenin kolay kolay yakalayamayacağı bir standart yakalamıştı. O yüzden e, onun düzenli olarak oynuyor olması her zaman çok ekstra heyecan getiriyor. E, bütün bu olarak eden bir yeteneği de var. Zaman zaman o yeteneği işte dediğim gibi bazen e, çuhaya çok yansıtamadığı dönemler de oldu ama yansıttığında da ondan daha lezzetli, ondan daha böyle insanı heyecanlandıran oyuncu yok herhalde. Bir de şey çok hoşuma gidiyor benim. Yani bütün sporlarda bu hepimizin hissettiği bir şeydir ya. Mesela 5 dakika bir şeyi açarsın. Bir insan dikkatini çeker böyle. Ronaldo'nun da gerçekten belki hani çocukken şeyi duyuyorsun ya bir yerde. Ronaldo'nun bu sporun en büyüğü. Ama sanki ben şunu hissederdim yani onu duymasam bile televizyonu açtığımda Ronny maçı varsa yani bu adam diğerlerinden farklı şekilde bu oyunu oynuyor. O hissi vermesi çok acayip bir şey yani o hissi vermesi. Vücut dili yani vücut enerjisi çok acayip. Ve hani geometri diyorsun ya anlamasam bile şeyi fark ediyorsun yani burada farklı bir açı var. Yani burada farklı bir seri yapma biçimi var. Burada farklı bir 147'ye gitme ihtimali var. Hatta Eurosport'ta şey olurdu. Ee, bazen böyle işte Ronaldo'nun yayını geldiğinde ben korkuyordum yayından abi. Çünkü 147'yi sezmen lazım tamam mı? Hmm. Ben de bir bir kere değilim yani. Destek olmak için gidiyordum. Rolü maçı geldiğinde ben kaçıyordum maçta yani. Başka biri anlatsın <laughs> Aman da. Abi. <laughs> Aman abi. Ulan 147'yi gidilecek ben 40'larda 50'lerde çözemem onu yani. Zaten sözlerciyiz. Kafa basmıyor zaten. Çok korkup Bir kere Ozan Can Sülüm'e vermiştim mesela Ronyosolov'un bu maçı. O yüzden bir yandan da korkumdur benim Ronyosolov'un ama <laughs> ıstakana sağlık usta. Orkun Çolakoğlu'nun. Rüyana gidiyor. giriyor mu? <laughs> <laughs> Kanalda kimse yok. <laughs> 147'yi gidiliyor ben fark etmemişim. <laughs> Harbi büyük bir. Bir de Sunukır seyircisi acımasızdır. Yani hatanı direkt böyle vurur ve haklılardır da yani. Sunukır seyircisi affetmez adamı. O yüzden e, Ronnie O'Sullivan'ı kaçırmadığıma şey oldum. Yani 147'yi kaçırmadım hiç hayatımda. Çünkü hiç anlatmaya da teşekkür etmedim. <laughs> İyi oldu orada hakikaten. Burada e, voleybolla da geçeceğim ama burada da e, Kaan abiye sözü vermek istiyorum Orkun çünkü... Yani tam... sen bana da versen ben Kaan abiye veririm zaten. <laughs> İstiyorsan sana vereyim sen buradan Kaan abiye. Doğru söylüyorsun ben de. her uzat. Çünkü Kaan abi temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi başlangıcını sana sorayım istedim. Sen bir yandan ailecek tabii voleybolu takiptesin. Valla kısım çok meraklı olduğu için bütün maçları da seyrediyoruz. Peki analiz yapıyor mu? Ee, henüz değil henüz sadece destek işini iyice çok iyi taraftar ya. Mesela yenilince falan olsun bir dahaki maç daha iyi oluruz falan Kulüp seçimini belirttin mi burada peki daha önce? Ee, bel Belirtmemiştim ama dediğim Vakıfbank taraftarı kendisi. Vakıfbank taraftarı. Acayip bir Gabi hayranı. Hmm. Ee, ama bu sene durumun çok iyi olmadığı da en azından başlangıç anlamında özellikle Eczacı ve Vakıfbank açısından çok iyi olmadı Orada geçtiğimiz hafta işte de İtalya deplasmanındaydı. Ee, çok net yenilgi. Yani şimdi yenilebiliriz İtalya deplasmanı sonuçta İtalya'da. E, şampiyonun belki de Türk takımlarıyla birlikte en ciddi adayları. işte Egon'u muazzam bir maç oynadı mesela. Ee, Vakıfbank'tan ayrılan maçör. Ee, iki İtalyan takımı da gerek Eczacıbaşı'nda gerek Vakıfbank'a çok çok net üstünlük sağladılar. Ve şu anda arada bir seviye farkı olduğunu gördük. Tabi sezonun içinde bu değişebilir. Mesela geçen sene Vakıfbank ee, olağanüstü başarılara ulaştı. İşte şampiyonluk şampiyon oldu. Sezon içinde iyi durumda değildi Vakıfbank. Yani Eczacı net bir, bir seviye hatta bir seviyeden fazla geride gerisinde gözüküyordu. Gerek Fenerbahçe'nin gerek Eczacı başının sonra ama oradan gidip çok doğru bir yerde formunu yükseltip şampiyonuna ulaşmıştı Vakıfbank. Ama şu aşamada gerek Eczacıbaşı başı gerek Vakıfbank için e, işler çok iyi gözükmüyor. Yani e, mutlaka bir seviye atlamaları gerekiyor gibi gözüküyor. Fenerbahçe opeti de aynı şey geçerli. Onlar geçen senenin üzerine ekstra eklemiş durumdalar. İşte e, Işak işte eklemesiyle zaten hani çok önemli bir seviyede atladılar. Fenerbahçe e, bu sezon gerek vakıf falan, gerek Eczacı Fener'in gerek de yani şu anda e, Şampiyonlar Ligi'nde de en önemli şampiyonluk adayı olarak gözüküyor. Ama biz genelde şey, biraz açgözlü olduğumuz için ki voleybolda da biraz açgözlü olalım. Diğer, <laughs> diğer sporlarda pek olmaya hakkımız olmuyor. Hani biz işte son dörde üç takım ya, son dörde üç takım sokma peşindeyiz. E, bu sene o dört için Fenerbahçe çok net aday. Ama Vakıfbank ve Eczacı için şu aşamada onu söylemek biraz zor gibi gözüküyor. Sen İtalya deplasmanı deyince ben de voleybolu oradan takip ettim. Çok kıskandım İtalya deplasmanı. Evet. Çünkü sevgili arkadaşımız Göksu çalışıyor Eczacı başında. Onun Floransa storylerini gördüm. Dedim ki yani keşke şu maçın bir parçası olsaydık biz de şöyle kış günü. Bir Floransa'da takılsaydık dedim yani. O yüzden e, inşallah bir gün bir İtalya deplasmanı yaparız biz de onlarla birlikte. <laughs> ya da işte NBA. <gülüyor> NBA <gülüyor> deplasmanı. <gülüyor> Bu sene de Alperen Allstar olursa Utah'ın şöyle bir güzelliklerini görmek de nasip olur inşallah <laughs> bizde <Bizim> <laughs> Giden var mı Utah? Gid... Sen gittin mi? Yok gitmedim ben. Yani çok şükür gitmedim bugüne <laughs> kadar da. Bilmem hani bizim gideceğimiz tutar. Kanal olarak ondan sonra <laughs> mahsur falan kalırız bak. Net söylüyorum. <laughs> evet, <istedim>. Uçak kalkmaz. <laughs> <laughs> Amerika'daki iki tane kış tatili merkezinden biri bu arada. Bir de Aspen, yani şey zaten Denver. Evet Denver. Ee, onun, de... dışında, onun dışında çok Salt Lake City'nin çok fazla başka bir cazip tarafından olduğuna emin değilim e, ben. tabii yani dini bütün bir komünitede var <laughs> orada. o bayağı aslında biraz bir miktar da olsa değişmiş. Değişmiş ya. mi? Ya yani tabii Salt Lake City'nin yani şehrin merkezi öyle de eyalet artık o kadar değil. Eeealet artık bambaşka sesler var. değil mi? <laughs> <demografik. gülüyor> Yok o kadar. Ya yani sadece işte e, mormonluğun mutlak hakimiyeti kalmamış onu, o, onu söylüyorlar demografik olarak. Orkun bu arada başka bir yani oyun gelişmesi var ama sana dair merak ettiğim bir şey oyun soracağım. Mu? Evet. Ha, şey. Şimdi e-spora geçeceğiz ama öncesinde biraz konu dışına çıkarak sana kısa bir soru sormak isterim. Senin bir yandan da oyun oynamayı sevdiğini biliyorum çünkü. Evet. GTA merakın var mıdır? Var. Var. Altı heyecanlandın mı? Heyecanlı Daha şeyi izlemedim bu çıktı mı şimdi çıktı çıktı, çıktı erken, erkenden erken al erken aldılar ya, ya. yani, sızdırıldığı için Rockstar kendi yayınladı. Tamam ben daha onu izlemedim de yani şöyle söyleyeyim ben e, PlayStation 3 vardı bende en son GTA'yı oynadıktan sonra bırakmıştım neredeyse en Hı -hı. son GTA'yı. Yani tamam dedim oradan sonra. Eee bir daha bunun üstüne oyun gelmez diye değil de başka hiçbir şey beni o kadar heyecanlandırmadı falan sonra koptum bir şekilde 4 hiç mesela oynamadım. Şimdi de şey yeni GTA işte aradan neredeyse bir 10 yıl geçti. Ben yine böyle konsola dönmüş oldum ve bileniyorum. 2025'miş çıkış tarihi. 2026 evet. olur o. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> konu Rockstar'sa 2025 derlerse 2026'yı ümit et, 2027'yi bekle ben. <laughs> Neyse ben yavaş yavaş oynadığım için oyunları yani vakit bulamıyorum bilmem ne işte. i̇şte en son geçen gün Emre ile konuşuyorduk. E, bitirdim mi oyunu diyor bana Spider-Man'i. Ne bitirmeyiz abi her gece bir tane görev geçiyorum. <güler> <laughs> <laughs> Bu ben GTA'da benim daha kötü bir özelliğim var abi. Ben hiç görev geçmeyi sevmem. Çünkü emir almayı sevmiyorum abi ve görev yapmayı da sevmiyorum. Ya abi tabii. ben özgür ruhlu. Ben şehri kaosa sürüklüyorum. Polisi peşime takıyorum. 5 dakikada yakalarım. Ben yani bin kere aynı şeyi yapıyorum. Çünkü ben. niye D şey 4 yıldızlı falan aranıyorsun değil mi? Ondan sonra Aynen. ondan abi, bütün şehir alarmı kırmızı pasaport arıyorlar beni GTA'da? <laughs> ya buraya gelirken... Kırmızı abi. O. Ama Kaan Kural'ın çok sıkı GTA'cı olmadığını öğrendim. Evet. Şimdi o bizim gibi amatörlerin oyunu biraz daha <laughs> Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah, tam tersine dünyanın en sevilen oyunu olduğu için amatör denmez en yaygın ve en e, geniş kitlelere hitap eden oyun ve muhteşem bir oyun olduğundan bir şükür. Bonnie and Clyde hikayesi yapmışlar bu sefer de galiba. Ya bu sefer tabii şey, modern e, grafikler falan öyle bir seviye atlamış ki. Böyle Tre, işte fragmanı ağzına çık izliyorsun. Normaldi zaten yani artık bir oyun grafiği gibi de hissetmemeye başladım ben yani. <laughs> Yeni grafik motorları çok inanılmaz. Ama bir yandan da Kankura Faker dönmüş 10 sene sonra. Gene zirve aslında dönmüş dememek lazım yani zirveye döndü diyelim. <laughs> Roneosolov'un kadar etkileyici evet. midir bu? Evet yani esporun sporun e-sporcuların kariyerlerinin ne kadar kısa olduğunu düşünürsen ee, yani League of Legends belki de e-sporun en büyük efsanesi. Sadece League of Legends değil, e, tüm e-sporun en büyük efsanesi. Yani hakkında spor sürüsüyle 10 sayfa e, profil yapılan tek e-sporcu belki de. Ama 2013'te başlayan, 2013'te dünyanın zirvesine çıktıktan sonra yani 10 yıl aradan sonra tekrar dünya şampiyonu olması inanılmaz. Yani şöyle de şunu da söyleyeyim. T1 şampiyon oldu. Mesela Faker yıllardır dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilir. bir 3-4 yıldır o, o, seviyede değil henüz. Biraz Lebron James'e benziyor açına. Bu Tiyanda da mesela, bu Dünya Şampiyonasında da en iyi oyuncuları Zeus muazzam bir turnuva geçirdi. K bütün oyuncuları Gumayushi de çok iyi bir sezon, e turnuva geçirdi. en iyi değildi ama hala orada olması, hala ortada takımın lideri konumunda olması, hala zirvede olması onu tabi Espanyol'un yani işte ne bileyim Lebron'u, Ronaldo salımını. Goat mıdır yani Faker'ın? Çok net Goat canım, Çok net Goat yani. En azından şu anda. Belki ileride onu geçecekler olur. Espor'un tabi geçmişi sadece 10-12 yıl 10 -12 yıllık olduğu için sonra 10 yıla damga vuran adam otomatikman goat oluyor. Bir Russell oluyor yani. şu anda yani. <laughs> ee, ama yani bütün, bir de Espor'un bir sürü branşı var ama hiçbir branşta onun yanına, yanına ikinci bir isim yazamazsın yani diğer taraftan da yani tabii öyle bir ay ki bir yandan da Max Verstappen'in artık taçlandı şampiyonluğu. Ki zaten ben yani birinci yarıştan beri şampiyon Max Verstappen. Biz de veda ederken artık veda dakikalarına yaklaştık. Ayın fotoğrafı Photoshop'suna kitle. Verstappen'den verelim dedik. Zaten Las Vegas'ta da büyük bir şov yaptı ki Paul Pierce bile Padoktaymış <laughs> Las <lastik. gülüyor> o görüşü <laughs> <yarışı buradan>, seyretmiş <laughs> mi? Ben buradan masaya geçeceğim diye. <laughs> biz masadan biz masadan buradan görüyoruz. Ekran var burada falan o? <laughs> Önemli bir Formula 1 fanısın. Öyle. Bir şeyler öyle. söylemek istersin. Öyle. Max Verstappen tabii... Ee, yani şöyle ben Formula 1'i 5-6 sene önce tekrar bir damar yakaladım Formula 1'den. Dedim ki bu Twitter'da iyi gidiyor. Yani ben bunu şakalıyım. <gülüyor> <Formula> <gülüyor> Kavgası e. var bu işin. Evet çünkü şimdi o Lewis Hamilton'ın dominasyonunun artık ortasında insanlar sıkılmaya başlamıştı. Dedim ki yani buradan bir ekmek çıkarabilir miyiz acaba tekrardan? O arada şakalara başlamıştım Orkun. İşte Mali falan da reyte Formula 1 kitlesi. İşte böyle Ahmet Lewis... İşte Sena Vettel falan öyle hesaplardan reyitler oluyor. Sonra 2-3 sene sonra öyle bir şey başladı ki rekabet başladı ki bir anda çok sert bir kavgaya döndü abi. O yüzden şu an hiç bulaşmıyorum. Ya yani şu an ben Formula 1'i Formula 1'cilere bırakıyorum. <laughs> ee, ama gördüğüm kadarıyla Max Verstappen 3. şampiyonluğu da bir muhalefeti getirmiş beraberinde. Çünkü dominasyon her zaman karşılığında ya bir sıkıcılık, işte bir yenisi gelecek mi sorusunu da getiriyor ama akıl almaz bir sezon kanka. Ya şöyle Formula 1 tarihinde gördüğü en büyük dominasyon spor tarihinde böyle sınırdır. Abi 23 yarışın 19'unu kazanmak Formula 1 gibi bir e, branşta hani hakikaten inanılmaz. Yani kazanmaması haber değeri taşıyordu neredeyse ve e, Red Bull'un domine etmediği bir tane yarış oldu koca sezon ama yani 19 galibiyet dediğim gibi herhangi bir sporcunun veya bir takımın herhangi bir sezonun bu kadar ağır domine edildiği bir herhalde şey falan olabilir. Bu 2000'lerin ortasındaki Makabi'nin İs İsrail basketbol ligini domine etmesi falan gibi olabilir yani. Bu, bu, inanılmaz yani. Gerçekten herkesten en az iki hatta belki de üç seviye yukarıdaydı sezon boyunca. O yüzden biz dayın fotoğrafıyla kapatalım dedik. Böyle yaşamdan dakikalarda şiirle kapatırlardı. <gülüyor> <gülüyor> Tahtaya yazıp bir Orhan Veli'den bir şiirle biz de bir Max Verstappen'le kapatalım dedik efendim. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu çok teşekkür ediyorum. Pek çok konudan bahsettik ama elbette bu ay bizim kesinlikle bahsedemediğimiz çok önemli detaylarda da olmuştur. Sürçülisan ettiysek affola diyelim efendim. ayda bir de her ay Otoshops'la birlikte çeşitli sporlardan ve çeşitli spor dışı konulardan kültürel konulardan bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.